Kolesterol sebebi, kolesterol, karaciğer yağlanmasının, kolesterolün, tansiyonun sebebi bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğerin zamanla arıtamaması, yorulması, yağlanması. Karaciğer bağırsaktan gelen mantarların toksik, yani kimyasal ilaç kullandığında bağırsaktan mantar yerleşir. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde mideyi, bağırsakları yakıyor bir. Emilerek karaciğere gelen toksik madde karaciğeri yağlanmasına sebep oluyor. İki, karaciğer artık yağlandığı için kolesterolü dengeleyemiyor. Karaciğer zaten günde ortalama 200 gram kolesterol salgılar. Kişi günde bir kalıp tereyağı yese, bir kalıp tereyağının 4 gram kolesterol olur. 4 gram. Yani 200 ise kolesterol, 204 olur. Pek rol oynamaz. Karaciğer zaten bunu salgılıyor, üretiyor. Kolesterol çok önemli. Kolesterol birçok hormonun ham maddesi, zararlı değil. Ama belli bir aşı sınırı geçerse tehlikeli. Yoksa kolesterol bizim için çok çok faydalı. Kötü kolesterol yükselirse tehlikeli. Yani kolesterol, iyi kolesterol var, kötü kolesterol. Kolesterol deyince hepsi kötü değil. İyi kolesterol oranı düşerse bağışıklık sistemi zayıflar. Birçok hastalık ortaya çıkar çünkü hormon oluşmaz. Hormonların ham maddesidir kolesterol. Hocam kış ayları geldi, üşütme, nezle, grip. Özel bir formülünüz var mı evde uygulayabileceğimiz? Veya sizin yapmış olduğunuz herhangi ekinezya, bir... Ekinezya forte. Ekinezya birleşiminde bu ekinezyanın ekinezya ekstraktı, bitki ekstraktı, kekik ekstraktı, sinirlot ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, tarçın ekstraktı, adaçay ekstraktı. 19 çeşit bitki. Ekinezya Kızılderililer tarafından hocam, 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı kullanılmış. Bir canlı yayın telefonumuz var. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Ben hocama bir sorum olacak. Selahattin Bey, Sinop'tan hocam. Buyurun. Benim... Alo. Buyurun, dinliyorum. Dinliyorum. Benim uyurken ayaklarıma sıkça kramp giriyor hocam. Ha, şey... Huzursuz bacak sendromu. Evet, evet hocam. Ben aynı zamanda diyabet hastasıyım. Evet, evet. Problem değil. Şimdi huzursuz bacak sendromuna karşı at kestanesi forte yerlerde düştü de oldu. At kestanesi. İksir aloe vera jel, at kestanesi forte, sinirlot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandığınız zaman at kestanesiyle ilgili Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. At kestanesinin birleşimindeki eskin denen etken madde kimyasal olarak üretilen rutinden 600 kat daha etkili. At kestanesi variz, venöz yetmezliği yani kılcal kan dolaşımındaki yetmezlik, baldır ve bacaktaki, bayanlarda selülit, kan dolaşım yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan selülit, baldır ve bacaktaki kaşıntı, ödem karşı etkili bir. Artı kişi uyurken huzursuz bacak sendromu dediğimiz rahatsızlığa karşı etkili. Bu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Fakat sizde bağırsak problemi varsa aloe vera jel, tansiyon kolesterol problemi varsa iksir ve at kestanesi forte bunları kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşmişsiniz kalın.